Merhabalar. Bu bölümde Sinan Sakızlı bizlerle Hayyam stüdyolarından. Sinancığım hoş geldin. Eyvallah, hoş bulduk. Ne acayip oldu değil mi? Hoş geldin, hoş bulduk falan böyle ekrana bakıyor herkes. Vallahi hayatımız böyle oldu artık. Ya Ya online. eskiden bağıra bağıra girerdik stüdyoya üst kattan aşağı. Hop hop diye. Tabii artık kalmadı onlar. Vallahi çok çok özledim o kayıt arası geyiklerini ama bir süre daha böyle gideceğiz işte. Öyle gidecek. Tamam. En son neler kaydettin? Ne yaptın? Valla en son neler kaydettim? Bu okulları tatil etmeden önce sonra pardon birkaç gün sonra Koran'ı kaydedecektim aslında. Böyle akşam bir konuştuk onu ya biz şunu bir hafta bir erteleyelim. Bir ne olacak ne bitecek bir bakalım derken paldır küldür zaten her şey bitti. Onu kaydedememiş olduk. Ondan önce Kalben. Kalben'le Hakan Kurttaş'ın bir canlı işini kaydettik. Ondan sonra da durdu zaten her şey. Tamam. Peki planda ne var? Yani şu anda bir plan yapabiliyor musun ufak ufak? Valla Neler evet yani bu olacak bitecek? işte bir adapte olduk hepimiz böyle ne oluyor ne bitiyor bu iş nereye gidiyor falan filan. Şimdi bir daha herhalde herkes hayal kurmaya ya da ne bileyim plan program yapmaya başladı. İşte biz de şimdi stüdyoda bir şey yapıyorum. Bu hastanelerde kullanılan takım sistemler var. Sterilizasyon sistemleri, UVC lambalarıyla bilmem ne. Şimdi öyle bir sistem kuruyorum stüdyoda. Şahane. İşte Haziran başı açmayı planlıyorum aslında stüdyoyu. İşte bir metin hazırladım. Gelen müzisyenlere önceden şu tedbirleri almanız lazım stüdyoda diye bilgilendirmek için. İşte müzisyenlere ayrı bir alan olacak. Bizim işte kayıt mühendisi, asistan vesaire bizim için ayrı bir alan olacak. Bir süre o sevdiğimiz stüdyo geyiklerini, aralarda yaptığımız sofraları, işte çay kahve muhabbetleri olmayacak onlar. Ondan sonra ama işte biraz daha hepimizin içi rahat etsin, huzurla bir şeyler kaydedelim diye böyle bir takım önlemler. İşte her akşam sterilize ediliyor. Yani şöyle dağınık ama steril bir stüdyo Süpermiş. Peki ne değişecek sence sistemlerle alakalı yani hayatımızda? Sen tabii kayıt tarafında bir değişiklik olacağını öngörüyor musun? Nereye Valla gidecek mevzu yani yani? şimdi bir şey öngörmek zor tabii. Bu işin ne kadar süreceğine bağlı. Bu iş 4 sene sürecekse mesela çok şey değişecek elbette. Değişmek zorunda. Ama hani Eylül'de biz bu işin aşısını bulduk derlerse o zaman başka bir hikaye ama benim yani öngördüğüm şey uzun sürecek bu iş. Yani çünkü aşısı bulunamayan bir ton ilaç var. Bir Hastalık ton var. hastalık var. Bu da onlardan bir tanesi olabilir. Biz böyle yaşamaya alışmak zorunda kalabiliriz. O zaman ne İsveçliler gibi olacak? yani. Ha? İsveçliler gibi yani. Ha mesela o zaman ne olacak? Bir takım süreçler hızlanacak. Yani biz işte 30 sene sonra bu augmented reality'yi kullanmaya başlayacaksak o teknoloji daha önce önümüze gelecek belki. Çünkü tamam ilk 4 ay, 5 ay insanlar böyle konsere gideceğim diye kaşınmıyorlar ama bir süre sonra konser izlemek isteyecek insanlar. Yani ama videodan değil yani daha hissettikleri bir şekilde vesaire. Belki işte bu augmented reality hikayeleri hızlanacak ondan sonra. Çünkü bu Instagram'larla, Zoom'larla falan Abi işler yani olmuyor. onları soracağım. Ayrıca sana soracağım. Yani ne düşünüyorsun hazır sen girdin? Ne düşünüyorsun şeyle ilgili? Bu kayıtlar kalite falan ya nasıl olacak böyle bu iş? Ya çok haşin davranmak istemiyorum. Yani böyle bir telaş bu canlı yayınlara giren sonuçta hepsi arkadaşlarımız işte yani. Ondan sonra ama bu ortamların da kalitesi belli. Yani Instagram işte konser izlemek için var olan bir şey altyapısı yok. Yani sunduğu şey o değil. Yapıldığı amaç o değil. Ya şöyle iki tarafı var bu işin bence. Birincisi biz yani durmak zor. Durmak zor. Hele bizimki gibi memleketlerde daha da zor. Çünkü biz bunca zaman nasıl hayatta kaldık? Yani bu memleketin hani siyaseti, iki yüzlü, bu coğrafyada olan bitenler vesaire bunlara nasıl dayandık? İşte işkolik olduk. Evet. Yani değil mi? Yani sen günde işte iki konser bir kayıt falan gidiyordun. Ben günde 12 saat, 14 saat çalışıyordum.
Aynen. Şimdi o elimizden alınınca böyle gerçeklikle yüz yüze kalıyorsun. Yani o zor bir şey. Durmak zor bir şey yani. Bir takım insanlar da, arkadaşlarımız da bir telaş. Ben paylaşmalıyım, yapmalıyım vesaire falan filan. O işlere girişler ama tabii kalite düşmüş yani, oldu yani. Evet. Bunu söylemek zorundayım. Ama o işte bir yoluna girecek. Sonuçta bu iş uzayacaksa bu tür canlı yayınların daha kaliteli servis edilebileceği bir takım ortamlar oluşacak. Ondan sonra bu... Belki de yeni platformlar kurulacak. Yani yeni şeyler çıkacak. Firmalar bununla alakalı. Evet, bu insanlarda danışmanlık alacak belki. Şimdi benim yavaş yavaş da yapmaya başladığım öyle bir şey var. Eğer stüdyoya gelmiyorsanız da ondan sonra mixini yapıyorum kaydettiği şeyin ama evde kendi şartlarıyla kaydederken bir danışmanlık da yapıyorum. Hani pilot bir şey kaydet, ben onu bir dinleyeyim. Ondan sonra mikrofonu biraz daha uzaklaştır, odanın şurasını kullan, işte bilgisayarın üzerine ört vesaire. Böyle biraz uzaktan bir takım işlerde olacak. Çünkü eğer bir işi mixleyeceksen biraz istediğin gibi bir malzeme gelsin istiyorsun. Doğru. Ondan sonra onun için işin o tarafına da müdahale etmen gerekiyor. İşte en son mesela bu Ahmet'in bir parçası çıktı. Belki yayınlandı, evet, dinledim. Ha. Çok kendi güzel. Şartlarıyla kaydetti mesela. Önceden bir şeyler gönderdi. Onun üzerine ben biraz ukalalık ettim vesaire. Sonra işte mixledim, masteringini yaptım. Hani baktığın zaman da ya böyle ev şartlarında bir iş olmuş bu gibi bir şey olmadı ondan sonra. Sonuçta yani evde kaydedilen bir sürü iyi iş de var zamanında. Anlatabiliyor tabii muyum? Nerede kaydedildiği değil, ne kadar özen gösterildiği ondan sonra. Ve hani bilen insanların da dahil olduğu işlerin kalitesi artıyor. Yani ya müzisyenler de dolayısıyla kayıt tekniklerini öğrenmek durumundalar. Evet ama bir danışmanlık, bir destek almaları lazım. Sonuçta bu bir meslek. Yani işte böyle 20 seneni veriyorsun bu işe. Daha ekipmandan bahsetmiyorum. Yani işin ne denir ona? Zaman geçirmen gerekiyor bu kayıt meseleleriyle ilgili. Bayağı bir basak kayıt yapıyorsun ilk başlarda, sonra öğreniyorsun yani. Öyle bir süreç. Her süreç böyle. Müzisyenlik de öyle yani. Ondan sonra o yüzden bence yani bir şekilde başka formatlarda bir araya gelecek yine ses mühendisleriyle müzisyenler. Belki yan yana olmayacağız. Ama işte bu tarz yollarla, remote, uzaktan teknik yöntemlerle bir araya geleceğiz gibime geliyor. Yani. Süper. Ben de öyle tahmin ediyorum. Burada da üniversitelerin yani müzik bölümünde okuduğunuz zaman üniversitenin ne kadar önemli olduğunu anlıyoruz. Çünkü bizim mecburi derslerimiz vardı. Mesela sound teknoloji. Kayıt yapmak zorundaydık. Kendi mikrofon setup'ımızı, işte programı öğrenip falan. Ben çok görüyorum şu anda faydasını. Her şeyim kurulu elimin altında ama çoğu insan böyle bir şeyle karşı karşıya kalmadan bunlara tabii kafa yormadı. Bir sürü insanın da ekipman eksiği var evinde yani. Öyle ya, bir yandan şöyle bir şey de var. Bunlar böyle ayrı kollar ya sonuçta. Yani müzik yapmakla müziği kaydetmek bir yandan da çok başka şeyler. Aynen. Ondan sonra evet, bir müzisyenin temel bir bilgisi olması gerekiyor. Müzik, yani kayıtlı müzikle ilgili ve bu işin teknolojisiyle ilgili. Ama yine de bu işi asıl yapacak olan kişi işte ses teknisyeni. Aynen. Ya hayatını ona, bu 10 bin saat kuralı var ya, yani o 10 bin saati neye verdiysen onu çok iyi yapıyorsun. Hem müzik yapacağım hem onu kaydedeceğim dersen o 20 bin saat oluyor o zaman falan. Yine de yani bu ne denir ona, teknisyenler bu işi yapacak ama işte farklı formatlar bulacağız bir araya gelmek için. Eyvallah. Peki şeyi sorayım sana şimdi. Acayip yatırım yaptınız stüdyoya. En son piyano aldınız zaten kuyruklu. Taksitlerini ödüyorsunuz falan. Şimdi bu dönemde nasıl geçinebiliyorsunuz? Mesela siz Can'la orada bir ortaklığınız var. Bir de Ceylan var. Üçüncü elemanınız zaten, asistanınız. Nasıl idare ediyorsunuz üçünüz de? Vallahi sorma. Şimdi bizim gibi insanlar zaten böyle çok yatırım, daha doğrusu ne denir ona, birikim yapabilen insanlar değiliz biz. Biz cebindeki 3 kuruşu yine içine harcayan insanlarız. Ondan sonra o yüzden bu virüs haline de hazırlıksız girmiş olduk tabii. Yani birikimler, bilmem neler falan filan yok. Ondan sonra mütevazi hayatlar yaşıyoruz zaten ona göre. O yüzden
nasıl yaşıyoruz? Valla benim karım çalışıyor. üniversitede hoca, ondan sonra bana o bakıyor şimdi bu aralar. Ben de işte bir yandan mixler, daha önce kaydettiğimiz mixlerini yapıyorum stüdyoda. Biliyorsun yeni bir mix odası yaptırmıştım. Aynen. Tam bu. Orayı da bayağı bir tam zamanda masraf etmişsin. O yani sorma. Hani o parayla bir iki sene yaşarmışım yani şu halde. Neyse pişman değilim. Ondan sonra. Abi sonuçta işte öykündüğümüz kayıtlar gibi kayıtlar yapmak istiyoruz. Dünya standartlarında mixler yapmak istiyoruz vesaire. O yüzden bu iş bu yapılacaktı. Ben bunu 20 senedir hayalini kuruyordum. Sonunda becerebildim. Üstüne virüs geldi. Ne olsun? Olsun. Olsun. Geçecek zaten. Bunlar, bu durumlar geçecek. Kaldı ki evet. Senin yani sizin taraftaki işlerde o yatırımlar çok değerli. Çünkü belli ki iyi kayıt, daha iyi kayıt, daha iyi mix peşinde koşacak herkes. Öyle. Aynen. Tabii. Ben de yani şaka bir tarafı pişman değilim. Yani yine olsa yine yapardım. Sonuçta oturup orada mix yapıyorum ben şu anda, bu dönemde. Biraz oradan bir takım çarkları döndürmeye çalışıyoruz ondan sonra. Ama yani bu iş böyle uzayacaksa tabii ki işte yeni formlar, formatlar, bir şeyler bulmamız gerekiyor. Hayatın devam etmesi gerekiyor çünkü. İşte dediğim gibi ben stüdyo sistemleri kurdum bilmem ne. İşte belki hücum kayıt olmayacak, insanlar kanal kayıt için tek tek gelecekler, bilmiyorum. Bir yolunu bulacağız. Bence hücum kayıt da olabilir. Yani bu maske hikayesi, terlik gibi, ayakkabı gibi, şapka gibi bir aksesuar haline gelmek zorunda bu iş böyle olduğu sürece. Sen kaçta tabii kızın kuru. Orada ne vaka var, ne bir şey var. Ondan sonra. Yani şimdilik öyle. Şimdilik burası öyle tabii. Gibi. Yani bu şeyin haritasını açıyorum. Sağlık Bakanlığı var ya bir aplikasyon. Her taraf kırmızı yani. Evet, sokağa evet. Çıktığın anda o kırmızı göbeğe dalıyorsun. Tunç'la konuştuk Takır'la. O da öyle diyor. Etraf, evden hiç kımıldamıyorum. Her yerim kıpkırmızı çünkü diyor. O da oraya bakıyormuş. Zor valla. Yani burada da işte vaka yok. Evet, hepimiz dikkat ediyoruz. Dışarı çıktığımızda maskemizi takıyoruz. Ne kadar kötü bir şeymiş maske. Yani o sıcak, zaten sıcak bir yerdeyiz ya. O kötü bir şey, his. Ama biliyorsun ki yollar açılacak ve herkes, tatilciler buraya gelecek. Şimdi ondan sonra bizim için şey başlayacak. Evet. İstanbul rahatlayacak ama burası hiç dışarı çıkmamaya başlayacağız diye tahmin ediyorum. Abi dua edin de İstanbul'u açmasınlar yani. Evet, dua ediyoruz vallahi. Nasıl olacak bilmiyorum ya. İşler... Ya bir takım işte yanlışlar da yapılıyor. Yani işte bu AVM'leri açmayı ben hala anlayabilmiş değilim. Ben de. Yani parkları aç, AVM... Neyse herhalde işin bir takım ekonomik hesapları da var, bilmem ne de var. Oradaki esnaf, yani esnafı da düşünmek lazım belli ki. Ama sonra, abi öldükten sonra esnafın da bir anlamı yok ki. Ölüyorsun yok. Ve ondan sonra evet. Alışveriş de yapamıyorsun dolayısıyla. Öyle bir dünya evet. Yok. Evet, evet yani en azından sıralama olarak ikinci bir parkları aç, millet ikişerli yürüsün bilmem ne yapsın. Hani şey açılması gerekiyorsa da AVM'ler sonraki adım olsun yani ama... Evet. Bakalım ne olacak. Peki çok teşekkür ederiz Sinancığım. Senden son sözlerini alalım. Müzisyenlerle, sektörle ilgili, dinleyicilerle, takipçilerle ilgili paylaşmak istediğin ne varsa onu alalım. Ya ben genel olarak herkese söyleyeceğim şey hayal kurun. Yani eski yaptığımız işleri eski yaptığımız şekliyle yapmaya devam edemeyeceğiz. Yeni formatlar bulacağız vesaire ama hayat bir şekliyle akacak. Bu yolunu bulacak. O yüzden hayal kurun diyorum. Eyvallah. Çok teşekkür ederiz. İyi ki varsın. Tüm aileye selamlar. Ben de. Eyvallah. En kısa zamanda görüşürüz. Umarım yüz yüze. Eyvallah. Görüşürüz. Hoşça kal. Hoşça kal.